Teşekkürler Onur Yıldız. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi H grubunda Kızıl Yıldız'da oynayacağı maçın hazırlıklarını şu anda sürdürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolculardan Mark Bartra biraz önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ben kameraman arkadaşım Ege Ural antrenmandan detayları gösterirken ben de takımla ilgili son gelişmeleri size aktarayım. Bordo mavili takımda bu ma antrenman öncesi daha sonra bu maç öncesi olumlu gelişmeler yaşandı. Son iki resmi karşılaşmayı sakatlığı nedeniyle kaçıran Jenni Semedo tamamen iyileşti ve takımla birlikte buraya geldi. Teknik direktör Abdullah Avcı da biraz önce basın toplantısında bugün Maxi Gomez cezalı olduğu için aramızda yok ama Jenni Semedo geldi. O aramıza katıldı ifadesini kullandı. Yine Abdülkadir Ömür'ün de e, sol elindeki kırağa rağmen bugünkü karşılık, daha doğrusu yarın oynayacak karşılaşmada görev verilmesi durumunda oynayabileceğini söyleyelim. Naci var soğuk algınlığı geçirdiği için, Maxi Gomez ise cezalı olduğu için forma giyemeyecek. Yine sakatlıkları bulunan Edin Vişya, Dorukan Toköz ve Serkan Asan da bu karşılaşmada forma giyemeyecek ama Edin Vişya ile ilgili çok güzel bir gelişme yaşandı. Oyuncu yaklaşık 70 gün sonra sakatlığın ardından ilk kez saha çalışmaları başladı ve geri dönüş için artık gün sayıyor diyebiliriz. Şu anda Rayko Miti Stadyum'unda Kızıl Yıldız maçı öncesi Trabzonspor'un Spor'un antrenmanı gerçekleştiriyor ve teknik direktör Abdullah Avcı tabii ki ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olan antrenmanın ardından e, taktik çalışmada Kızıl Yıldız'ın e, son durumuyla ilgili analizlerini oyuncularına aktaracak ve ona göre bir oyun planı belirleyecek. Bunu basın toplantısında da ifade etti aslında Abdullah Avcı. Son 7 maçtır Kızıl Yıldız bir form formasyon değişikliğine gitti ve 4-2-3-1'lik oyun anlayışıyla sahada oluyorlar. Biz hem ona göre hem de öncesindeki oyun formasyonlarına göre hazırlıklarımızı yaptık dedi. Kızıl Yıldız Teknik Direktörü'nün maç öncesi yaptığı açıklamada biz ligi çok önemsiyoruz söylemini. Abdullah Avcı biraz da esprili yaklaşarak hiçbir takım Avrupa'da kaybetmek istemez. O yüzden kazanmak için her şeylerini vereceklerdir dedi. Şu anda karşımızdaki tribünler yarın neredeyse tamamen dolu olacak ama Trabzonspor taraftarlarının 'ın da Belgrad'da kendilerine ayrılan misafir takım tribününü doldurduğunu söyleyelim. Yani satışı sunulan biletler tamamen tükendi ve Bordo Mavili taraftarlar da burada takımlarına yoğun bir şekilde destek verecek. Trabzonspor için şu detayı da verelim. Eğer Trabzonspor yarın buradan galibiyetle ayrılırsa Monaco'da Ferencvaros karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılırsa Trabzonspor H grubundan çıkmayı garantileyecek. Bu da çok önemli bir gelişme. Monaco'yu 4-0 mağlup etmişti Trabzonspor. Ferencvaros şu anda grubun zirvesinde yer alıyor ve Trabzonspor kazanır, Monaco kaybederse bir Türk takımımız daha UEFA Avrupa Liginde bir sıra çıkmayı garantilemiş olacak hem ülke puan açısından hem de Trabzonspor'un Avrupa'da başarısını sürdürülebilir hale getirmesi açısından çok çok değerli bir karşılaşma. Trabzonspor'un sahaya şöyle bir muhtemel 11 ile çıkmasını bekliyoruz. Kalede Uğurcan Çakır savunmanın sağında. Larsen Stopper'de Bartra Hugo ikilisi. Sol bekte Eren Elmalı. Orta sahada Bamen Hamşik Bakaseta süçtüsü, Sağ kanatta Cenni solda Trezege ileride Umut Bozo bekliyoruz. Burada tek bir değişiklik yapabilir belki Abdullah Avcı. Maça sağ kanatta Trezege'yi çekip sol kanata Bardi ile de başlayabilir. Zaman zaman bunu denediğini de söyleyelim böyle bir ihtimal bulunuyor. Eren Elmalı e, dikteki Konya Spor maçında kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek ancak bu karşılaşmada oynamasına engel bir durumda bulunmuyor. Onu da belirtelim. Abdullah Avcı çok heyecanlıydı. Mark Batra'da basın toplantısında oldukça iyi olduklarını, motive olduklarını söyledi. Takımın enerjisi de şu anda e, kameraman arkadaşım da aktarmaya çalışıyor. Oldukça yüksek ve yarın burada dolu türbinler önünde e, Trabzonspor Kızıl Yıldız deplasmanından önemli bir zaferle daha ayrılıp bay geçeceği haftaya daha moralli ve bir üst sıra çıkmayı garantilemiş şekilde ayrılmaya çalışacak. Bu arada şu detayı da verelim. Burada gerçekten güvenlik önlemleri de oldukça üst düzeyde. Hem takımın bulunduğu otel etrafında hem de stadyum etrafında çok ciddi bir güvenlik önlemleri var. Tabi bunda Kızıl Yıldız taraftarlarının, fanatik Kızıl Yıldız taraftarlarının da etkisi olduğu söylenebilir. Gerçekten Kızıl Yıldız taraftarları bu alanda yani taraftarlık anlamında Avrupa'nın en önde gelen kulüpleri arasında yer alıyor. Dolayısıyla yarın bizi burada çok coşkulu bir karşılaşma da beklediğini söyleyebiliriz Onur. Ama şimdilik sözü yeniden size bırakalım. Teşekkür ediyoruz ve Trabzonspor'a da başarılar diliyoruz. Tüm Avrupa Kupalarındaki temsilcilerimiz gibi. Evet, Kemal Belgine de sormak istiyorum. Maalesef Halit Kıvancı'yı kaybettik. Sizin de duygu ve düşüncelerinizi alalım. Valla ben de beraber çalıştım bir süre. Ee, özellikle rahmetli Necmi Tan kaliteli atışlarını, atışlarını hiç unutmam ama kaliteli hiç birbirini kırmadan. Sonra Arjantin'de Dünya Kupası'nda beraberdik. Hatta oradaki Lancaster adı otelin ayarlamasını ben yaptıydım. Halit abi de bizle beraber kalıyordu. Yani zaten bütün bizim Türk medyası diyeyim, spor medyası. Orada da bir sürü anımız var ama Güvenin ki benimkinden biraz daha fazladır. Ee, Halit abi yani bilmiyorum benzeri gelir mi? Yani, Çok zor. Biraz sanki zor gibi geliyor. Ee, yani ne diyeyim ya Allah günahları varsa affetsin. Amin. Ya Kemal pardon ya. Bir şey söyleyeyim mi? Tabii. Bir kere daha böyle Halit Kuvanç anlattım. İki iki yerde anlattım da Halit Kuvanç'a. Ben dedim, iki üniversite bitirdim. Bir tanesi Halit Kuvanç Üniversitesi. Aa, Orada güzel. adamlık okudum dedi. Güzel. Halit Kuvanç öyle bir adamdı. Yani Kemal oraya çevirdi sözü de oradan. Yani adam gibi adam derlerdi ya, derler ya öyle bir kavram vardır. Aha işte fotoğrafı odur. Değil mi? Aynen öyle. Levent abi senin de görüşlerini alalım. Ee, bu arada Sercan Dikme de hazır olsun hemen gideceğiz. Çok önemli şu anda bütün Beşiktaşlar bekliyor. Vallahi Buyur. benim kendisiyle çalışma arkadaşım olmadı. Ama benim çocukluğum onu maçlarını dinlemek de geçti. Çünkü bizim dönemimizde başlangıçta 74 yılına kadar televizyon yoktu. Yani 72'ye kadar yoktu İzmir'de Akdeniz oyun şey pardon olimpiyatlara, mini olimpiyatlarına kadar yoktu ama genelde maçları biz radyodan dinlerdik ve Halit abi Kadife gibi bir sesi vardı. Sonraki hayatında İstanbul'da kendisiyle tanışma fırsatını buldum. Çok zarif bir kişilik. Çok kibar bir insan. Türkçeyi çok mükemmel kullanan. Futbolda bir ansiklopedik bilgiye sahip olan bir insan bütün dünya kupalarını tanımış ve tanınmanın ötesinde gazeteci ön plana çıkartıp dünyanın önemli yıldız oyuncuları da birlikte olmayı başarmış ve onların da sevgisini kazanmış. Türkiye içinde de bu böyle. Kendisinin bir örneğini şöyle anlatmak istiyorum. İyi bir Fenerbahçeliydi ama her takımın sevgilisiydi. Divan önemli Olan, tabii. Önemli olan bunu başarabilmektir. Yani ben Halit Kıvanç'a Türkiye Spor Zerderneği As Başkanı iken bir e, panelde yöneticilik yapmıştım, moderatörlük yapmıştım. Kendisine bir söz vermiştim. E, panel bittikten sonra beni kutlamış, tebrik etmiş, elimi sıkmıştı. Ve üstelik de iyi bir aile yaşantısı olan, örnek bir yaşantısı olan ve çok da zarif giyinen bir insandı. Ama onu tanıdığım için en azından İstanbul'da genç de olsa tanıdığım için kendimi şanslı kabul ediyorum. Peki. Nur içinde yatsın.